Merhaba arkadaşlar, ben Eren Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün 6 Temmuz 2024 Adana. Bölgemizde bal akımı bitmiş durumda. Ayçiçeklerinden bal sahamımızı gerçekleştirdik. Bundan sonraki yapacağımız işlemlere başladık. Tabii sahım sonrası süzdüğümüz petekleri getirdik, arılarımıza verdik. Süzdüğümüz petekleri onarsınlar, tamir etsinler diye. Şimdi o petekleri kontrol edeceğiz. Yani akım söz konusu mu, bal geliyor mu? Yani geldiğini zannetmiyorum. Birkaç kovana baktım ben ön tarafta. Ne yapacağız? O fazla petekleri alacağız. Kullanabileceklerimizi, seneye kullanabileceklerimizi götüreceğiz. İfrizde muhafaza edeceğiz. Alt katları kontrol edeceğiz. Arı ne durumda? Besleme ihtiyacı var mı? Şu an için açtığım kovanlarda besleme ihtiyacı yok. Çünkü ben bal sahamında kuluçkalar hiç ellemedim arkadaşlar. Yani kuluçkadan bir çıta dahi çekip almadım. Arının kendisine bıraktım. Çünkü kıt bir sene. Yani verim az olduğu için bir daha kuluçkadan, duvar çıtasından falan bal alırsak mecburen arıyı beslemek zorunda kalacağız. O da bize ekstra maliyet gerektiriyor. Onun için kuluçkayı ellemedim. Kuluçkayı kontrol ediyorum ama varova mücadelesi yapacağız. Evet, varova mücadelesinde bu senede bu bir karışım aldım. Onu deneyeceğim. İçeriğinde bitkisel aromatik yağların olduğu, yani kimyasal olmadığını düşündüğüm, yazmıyor yani hiç kimyasal madde. API 10 denilen malzemeyi deneyeceğim. Şu an formik asit, oksalik asit falan uygulayamıyorum. Nane kekiklerinde ben uğraşamıyorum. Çünkü arılığa sürekli gelemiyoruz. Sık sık kullanamayız onu. Bu 10 günde bir çıta aralarına damlatarak kullanılıyor. API 10. Deneyenler var. Ben de Bartın'dan, Nazmi Balcı'dan aldım. Güvenli bir şekilde kargolayıp gönderdikleri için buradan Nazmi Balcı'ya da teşekkür ediyorum. Evet, polen geldiğini görüyorum tek tük arılarda. Yani iyi bir şey. Yavru faaliyetleri iyi. Arıları geriletmeden kışa doğru götüreceğiz. Şu an bu çeti dediğimiz ot var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ondan biraz bir şeyler geliyor. Yani bilmiyorum ne kadar şey. Şöyle göstereyim. Çeti bakın şu. Arı buna konuyor. Çiçek açıyor. Böyle bunun üstünden. Püsküllerinden polen. İşte az bir nektar getiriyor. Lafı fazla uzatmayalım. Birlikte kovanın bir tanesini açalım. Bazı kovanlarımda da bal sahamı yapmadım. Çok az ballı olan peteklerini bıraktım. Ya kendileri yesin dedim. Ya da doldururlarsa doldursunlar dedim. Şimdi bu kovanı açacağız. Tam olarak hatırlamıyorum ne işlem yaptığımı. Yani balını aldım mı almadım mı? Yani almamış da olabilirim. Çünkü bazı petekleri bıraktım araya. Arkadaşlar bıraktım dedim. Kendisi yesin ya da akım devam ediyorsa doldursun dedim. Eğer boşsa hemen kaplarımı getirdim. Alıp götüreceğim arkadaşlar. Şimdi birlikte açalım. Üstten açalım. Bismillah. Evet, propolis tuzağı var. Körüğümüzü alalım. Bir duman verelim önden arılara şöyle. Geldiğimizi görsünler. Arıların birçoğu dışarıda. İçerisi sıcak olduğu için muhtemelen dışarı çıkıyorlar. Sakinler. Saldırganlık yok. Bu da iyi bir şey. Yani açlık ibaresi yoktur diye tahmin ediyorum. Evet, katı sarmışlar. Arı kuvvetli ama biz bal sahamını gerçekleştirdiğimiz için katta bayağı bir arı var arkadaşlar. Yani şöyle gösterebilir miyim size? Duman vurdum. Gerçi de çok çekildiler aşağıya. Bayağı bir arı vardı. Bakalım şimdi. Sanırım boş petek vermişiz gibi. Evet.
Boş petek. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Direkt alıyoruz direkt. Aşağısı 10 çıta zaten. Bir kovanımda anaarı ızgarasını aldım. Yukarıyı geri 10 çıta yaptım. Bıraktım öyle. Bakayım anaarımız yukarı çıkacak. Yavru faaliyetini büyütecek mi? Bakın buralarda hep bal sağma makinasının izleri vardı. Gayet güzel bir şekilde onarmışlar. İçerisindeki balları yalamışlar. Herhangi bir nektar yok. Tek tük şöyle gözleri hafiften serpiştirmişler. Böyle ama kıymetsiz yani. Çünkü ben bunları koyalım. Bir hafta oldu neredeyse. Evet, pazar günü koymuştum. Bugün cumartesi, bir hafta olmuş zaten. Evet, götüreceğiz. Bunları seneye kullanabilecek olduklarımı difrize koyacağım. Kötü olanları eriteceğiz, imha yapacağız. Geçen seneden kalanları. Ama birçoğu bu senenin. Bakın bu güzel polenliymiş. Alt katlara bakıyorum. Böyle gerekirse alta verebiliyorum. Polenli olduğu için. Bal sağım işlemini Aralık'ta gerçekleştirmedim. Burada balları aldım. Saklama, bal taşıma kaplarına koydum. Adana'ya götürdüm 35 kilometre. Rahat rahat evimin balkonunda sağım işlemini gerçekleştirdim. Daha sonra ertesi gün gelip arılara verdim. Az bir şey ortalara nektar çekmişler ama kıymetsiz yani. Buralara boşuna zahmet edip bal koymasınlar. Alt katı doldursunlar kendilerine, stoklarını yapsınlar. Bizim burada ayçiçeği var. Ondan sonra bir daha bal akımı yok arkadaşlar. Yani Eylül'de falan oluyor. Köyün arkasında az bir şey var. Harnup keçi boynuzu bahçesi var. Oradan biraz belki akım gelir. Gelirse onu da kendilerine, yani öyle aşırı bir bal görmedim daha ben. Katı alacağım bu aralar. Uçsun, dibe çöksün. Katın üstünde kalmasınlar. Alt katı da kontrol edeceğiz. Alt katları da hep 10 çıtaya tamamladım ben. Bazılarında 6-9 yapmıştım. Onları da tamamladım. Evet. Video devam ediyor galiba. Sıcak Adana ama bir yağmur dolanıyor. Az önce biraz şimşekledi falan ama şey yağmadı. Evet, duvar çıtasını çekelim. Bakalım ne var duvar çıtasında. Balı vardır diye düşünüyorum. Evet, güzel bir duvar çıtası var. Ağır. Yavruyu sökmüş. Burada biraz yavru kalmış. Buralarda da yavru vardı. Sökmüş, bal çekmiş. Buradaki yavruyu da sökmüş, bal çekmiş. Güzel. Duvarı güzel. Duvarı kalsın. Bunu şu hemen kata koyalım şuraya. Hatta dursun bu. Geri alacağız. Şurada bir tane ham vermişiz galiba. Kabartmışlar. Bal çekmişler biraz. Nektar kabarmış. Yumurta yavru faaliyeti yok. Güzel. Evet. Bu da ballı. Yavrulu. Kovan alt katı bayağı yeni yeni dolduruyor. Yani bal sezonunda bunlar zayıf kaldı. Yavruyu yetiştiremediler. Polen ayarını tutturamadık. Yani polen blokesi oldu. Yavru geriledi. Nüfus az oldu. Sıcak fazla oldu. Velhasıl evet, yavru bu şekilde.
kapalı yavrumuz. Güzel. Kemeri var. Yani şu an bakın kemerlerde balları var. Yani bir iklimin, doğanın durumuna göre bir önümde bir 15-20 gün, bir ay belki beslemeye gerek kalmaz. Tabii her hafta kontrol edeceğiz. Yavru sökülmüş. Ana komple yumurtayı doldurmuş arkadaşlar buraya. Burada da aynı şekilde yavru sökülüyor bir yandan. Burayı komple ana yumurtayı doldurmuş. Komple yumurta burayı görebiliyorum. Kemerinde biraz balı var. Burada da biraz balı var. Duvar çıtası da ballı. Tabii besleme mecbur yapacağız. Arıyı buradan bir yaylaya falan götüremedik. Sabit arıcıyız. Yarı hobici. Evet, güzel. Kemeri güçlü bir kovan, petek, çıta, yavru, kemeri ağır, alt taraf polen. Anarıyı göremedim. Anaların birçoğunu boyamıştım. Bazılarında kanadına varana kadar boyadım. Ben kırmızıya boyuyorum. Şimdi bu senenin rengi yeşil falan boyuyorlar. Ben de öyle seneye uygunluk yok. Biz daha yeni öğreniyoruz ana boyamayı. Yani yeni öğreniyoruz derken yeni yapıyorum. Evet, burada komple ana arı yumurta atmış arkadaşlar. Burada yüzükler var. Bu kovan güçlü. Bu kovanın da katına aslında petek koyabilirim. Yani iki katlı kışlatmayı denemek istediğim kovanlar var. Yani iki katlı kışlatabilir miyim arıyı burada Adana'da? Boş peteklerin üstüne koyayım diyorum. Anarı çıksın yukarı. Yumurtasını atsın. Bakalım ne olacak. Birkaç kovanda denemeyi düşünüyorum. Bu da onlardan biri olabilir. Güçlü çünkü. Evet. Burada güzel nektar var. Alta da çekmişler. Ağır bir çıta. Yavru faaliyeti yok. Nektar ve altta biraz polen var. Hiç yavru yok burada. Evet. Geç kalmış bir nektar. Bal. Ağır yani. Evet, ham vermişiz. Buraya kabartıyorlar. Ham vermişiz. Komple kabartmışlar. Burayı da kabartmışlar. Birkaç gün ana arı buraya yumurta atar. Kabartmışlar mı? Bitmiş olmuş. Bayağı bir kabartmışlar. Ana arıyı göremedik. Bazen ana arıyı göremiyorum. Bugün birkaç kovanda anaarıyı göremedim. Bir tanesinde inat ettim. Anaarıya bir baktım. Anaarı dipte geziyor. Etekten inmiş aşağıya. Evet, duvar çıtası. Bakın hiç almadım. Dediğim gibi komple yarıya kadar sırlı. Bal. Burası da yavruluymuş zaten. Alınmazmış bu. Anaarı da burada bakın. Kırmızı boyalı. Geziyor. Bunun kanadını kesmemişiz. Boyamışız. Kanatları da kesiyorum ya. Neyse, şimdi ellemeyeceğim. Anarı buraya yumurta atıyor demek ki duvara. Atsın. Gayet güzel. Evet, birlikte kontrol ettik. Bal akımından sonra, bal sağımından sonra kovanları. Şu an buna beslemeye gerek yok. Sadece varova için. Varova için api 10 uygulayacağım. Çünkü yaklaşık Nisan ayından, Mayıs ayından bu yana, daha Nisan ayından bu yana arılara hiçbir şekilde varova mücadelesi yapmadık. Hiçbir şey uygulamadım arkadaşlar. En son formik asit uygulamıştım. Nisan'da, Mart'ta, Nisan'da. Ondan sonra hiçbir şey uygulamadım. Şimdi apion kullanacağız. Apion kullanımı basit. Çalkalıyorsunuz. Çıta aralarına gelecek şekilde şöyle damlatıyoruz. 10 gün sonra bir doz daha böyle uyguluyoruz. Yeterli oluyormuş. Üzerinde okuduğum bitkisel karışımlardan oluştuğu için bal döneminde dahi kullanabilirsiniz yazıyor. Aşırı bir kokusu yok. Tehlikesi yok. Doğal bir ürün
niye kullanıyorum? Yani herhangi bir amitraz falan içermiyor. Kimyasal içermiyor. Bu şekilde şimdi bunun da katındaki petekleri aldık. Lakin güçlü bir kovan. Bunun da peteklerini bırakabilirim aslında. Ama bunlar bal döneminde verimi iyi değildi. Ana arılarını değiştirebilirim de. Bilmiyorum. Neyse kalsın şimdilik. Olmazsa daha güçlü kovanlara uygulayalım bunu. Balını iyi aldığımız. Evet. Propolis tuzağımızı koyduk. Arkadaşlar şu an için bir besleme yapmıyoruz zaten. Havada yağmur dolanıyor. Şöyle yarım buradan kapatmak istiyorum. Çünkü alt arka taraftan yağmur alabiliriz düşüncesiyle. Evet arkadaşlar, katlı kovanı indirdim. Peteklerini aldım. Bu şekilde bir video yaptım. 16 dakika olmuş zaten. Evet, Adana'dan hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese hayırlı, bol, bereketli sezonlar diliyorum. Bal sahamı birçok yerde yapıldı. Bal akımı bitti. Birçok yerde de yeni başlıyor. Allah bin bereket versin. Herkesin emeğinin karşılığını alır inşallah. Ama verim az bu sene. Kıtlık bir mevsim oldu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.